Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir şey yapacağız. Önce bir account oluşturacağız. Daha sonra bu account'a bağlı, birbirine bağlı kontak oluşturacağız. Daha sonra hem account'a hem de kontaktımıza bağlı bir case oluşturacağız. Üç şey yapacağız. Üç ayrı rekord kuracağız. Önce account, sonra account'ımıza bağlı kontak, sonra hem account'a hem de kontakta bağlı bir case oluşturacağız. Öncelikle flow'umuza gidelim. Yeni bir flow oluşturalım. Evet. Screen flow diyelim buna. Yeni screen flow diyoruz. Şimdi freeform'a gidelim. Bir screen alalım ve bütün field'lerimizi biz buraya koyalım. Ama ayrı ayrı section'lar yapalım. Öncelikle account'u hatırlayalım. Screen'imize ne diyelim? Buraya fields info diyelim mesela. Çünkü birkaç tane var. Tek yok. Hem account var, hem kontak var, hem de gaze var. Buraya bir section oluşursak şu şekilde. Full width diyor. Böyle bir section oluşursak. Ondan sonra bir display fix şey koysak içine, display text koysak ve adına account info desek, account'tan başlasak, IP'ni yanlış yazmışız, evet, buraya account info diyelim, bu şekilde account info diyelim. Bunun aslında bu section'a çok ihtiyacımız yok. Section'ı silelim şu anda. Sadece display text diyelim. API name'ine account info diyelim. Bunun içine de account info şeklinde. Bunu kalın da yapabilirsiniz. Rengini istediğiniz renkte değiştirebilirsiniz. Şu şekilde değiştiriyorum. Buna done diyorum. Bu bizim account infomuz. Hatta altını şu şekilde çizebilirsiniz. Underline yapabilirsiniz. Şimdi biz içine bunun filtrelerini koyalım. Account için ne lazım bize? Bir account name lazım. O zaman bir text alalım. Buna account name diyelim. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok herhalde. Required olarak. Şimdi ikinci display text'imizi oluşturup buna da contact info diyelim. Contact info diyorum. Contact info. Aynı şekilde bunu da kalın, underline ve renkli yapabilirsiniz. Buna farklı bir renk veriyorum. Buraya da contact info'yu koyacağız. Ne lazımdı bize? Last name lazım. Last name'i alalım. Last name diyelim. Required yapalım. Şu anda last name'i alsak kontakta başka required field'imiz var mı ona bakalım. Last name var. Başka da yok herhalde. Göremiyorum. Evet. Başka required field'imiz yok. Case'imiz şimdi case'i oluşturacağız. Üçüncü olarak. Yine bir display text alalım. Buna case info diyelim. İçine case info diyelim. Bunu seçelim. Rengini bu kez koyu yeşil yapalım. Kalın yapalım. Underline yapalım bu şekilde. Bu da bizim üçüncü. Bunun içine neler koymamız gerekiyor onu hatırlayalım. Öncelikle account ve şey seçmiyorum. Account ve kontak seçmiyorum. Otomatik bağlayacağım. O yüzden biz case'imize gidelim bakalım neler lazım. Hangileri required field? Birincisi status, onu biliyoruz. İkincisi origin, onu biliyoruz. Onun dışında başka yok. O zaman biz neyi seçelim? Status ve origin'i seçelim. İkisi de pick list. Pick list'imi alıyorum. Bir tane daha alıyorum, iki tane alıyorum üst üste. Birinci pick list'imiz ne olacaktı? Status olsun. Daha önce yapmıştık. Choice'a geliyoruz. İçinde new
choice resource diyoruz, gidiyoruz, pick listimizi seçiyoruz. API name istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Objectimiz case objecti. Onun içinden de data type pick list, field olarak da statüsü seçiyorsunuz. Birincisi bu. İkinciye gelelim. Daha önce demiştim, isterseniz kendiniz koyabilirsiniz. Nasıl? Object Manager'a gidin. Eğer tam ismini bilmiyorsanız buradan gezi gelin, Fields and Relationship. Buradan orijini bulup API name'ini alabilirsiniz. Eğer kısa yoldan gitmek istiyorsanız buradan orijin diye yazılıyor, görüyorsunuz. Orijini alalım. Direkt şuraya yazabiliriz. İşte parantezimizi açalım. Ünleme işareti orijin yazıp kapatalım. Bu şekilde de alabiliyorsunuz. Evet. Bize invalid diyor. Neden öyle diyor? Yanlış bir şey yaptık mı? Yapmadık gibi ama bunun gibi yaptık. Evet, diğer yoldan yapalım. Pick list diyoruz. Origin diye ismini koyuyoruz. Objectimiz, case objectimiz, data type'ımız pick list, field'imiz de origin. Bakalım neden hata yaptık. Origin aynısı, görüyorsunuz. Aynı şekilde geliyor. Şimdi burada done diyebiliriz. İki tane hatamız var. Herhalde şey yapmadık. Status diye zaten bir tane kullanmışsınız diyor. Bunu iki yapalım. Aynı şekilde burada IP name'i koymamışız. Origin. Buna da 2 diyelim. Daha önce kullanmışız. O yüzden origin 2 diyorum. Done diyorum. Şu anda screen'imiz hazır. İsterseniz save yapıp görelim. Buna ne diyelim? Create account. Contact. Virgül diyelim. Contact. And case diyelim. Bu şekilde bir flow yapıyoruz. Save diyelim. Buna run deyip görelim. Account info görüyorsunuz. Contact info. Bir de case info diye alt alta 3 section'ımız var. Şimdi ne yapalım? Create record diyelim ve bu recordlarımızı yapalım. Birinci olarak 3 tane record create yapmamız gerekiyor. Önce account'u create yapalım. Create account diyelim. Single olacak. Separate kullanacağız. Objectimiz account. Tek bir field'imiz var. Account name. Name diyelim. Account name. Component. Screen component'tan account name'i seçiyoruz. Burada başka bir şey yapmıyoruz. Redan diyoruz. Birinci olarak ne yaptık? Account'umuzu create yaptık. İkinci olarak tekrar create records diyoruz. Buraya create contact diyoruz ya da create contact diyelim. Aynı şekilde yazalım hepsini. Yine use separate diyorum. Objectimiz contact. Contact ve field'imiz last name'di sadece. Last name. Onu screen component'tan last name'e eşitleyelim. Ama burada yapmamız gereken bir şey daha var. Neyi? Biz bunu account'a bağlamamız gerekiyor. Yani öncelikle account'u kurduğumuz için account'un bir ID'si var. Onu buradaki account ID'ye bağlayabiliriz. Account ID'yi seçelim. En son oluşturduğumuz variable'lara gelin. Account ID from create account diyor. Yani bir önceki create account şeyinden create account oluşturduğumuz için onun ID'sini saklıyor sistem. Bunu biz buradan alabiliyoruz. Bunu buradan alabiliyoruz. Ve bunu biz contact'taki account ID ile eşleştiriyoruz. Yani önce account oluşturuyor. ID'sini saklıyor. Daha sonra contact oluştururken o ID'yi kullanıyor. Öyle diyelim. Şu anda account ID from create account görüyorsunuz. Bu ID'yi nereden alıyor? Bu ID'yi buradan alıyor. Create account kısmından alıyor. Bunu da bağlıyoruz. Şimdi üçüncü kısma geliyoruz. Tekrar create record diyoruz. Üçüncü şeyimiz neydi? Create
Gaze'i, create gaze yapalım. Ondan sonra use separate resources diyelim. Objectimiz gaze olsun. Evet, şu anda bize ne lazım? Öncelikle status lazım, onu alalım. Bir screen component'tan onu status'e eşitleyelim. İkinci olarak origin almamız gerekiyor. Origin alalım. Onu da yine screen component'tan origin'e eşitleyelim. Şu anda biz bu case'i hem account'a hem de kontakta bağlamamız gerekiyor. Zaten biz account'umuzu, kontaktımızı kurmuş olacağız. Variable'lara girirseniz hem account ID hem de kontak ID göreceksiniz. Account ID'ye eşitliyorum. Kontak olarak kontaka bağlamak istiyorsanız yine variable'lardan kontak ID'ye bağlarsanız şu anda biz burada bağlama yapıyoruz. Lookup bağlamasını yapıyoruz. Var olan account ID'yi account ID'ye eşleştiriyoruz. Var olan yani oluşturmuş olacağımız account ID ile oluşturmuş olacağımız kontak ID'yi ben burada assign ediyorum. Siz yeni case oluştururken otomatik account ID ve contact ID seçmiş olacak. Buna done diyelim ve bunu create record ile birleştirelim. Evet. Bu şekilde birleştirelim. Şimdi bir başarı mesajı alalım. Screen'imize yine success screen diyelim. Bunun içine bir ne alalım? Display text alalım. Adına ne koyalım? Success mesajı adını koyalım. Evet. Burada ne yapabiliriz? Şöyle diyebiliriz. An account with the name adını koyarsanız adı neydi? Şuradan account name'i alabiliriz. Has been created diye yazabiliriz. Ondan sonra an contact for the account is created diyelim. İsterseniz buraya account name de yazabilirsiniz tekrar. A contact for the account is created. A case for the current account and contact is created diye 3 mesaj alabiliriz. Evet, bunları da şu şekilde koyabiliriz. Bu şekilde bir mesaj alalım. Buna done diyelim. Bunu save yapıyoruz. Evet, burada bir hatamız var. Screen'i bağlamamışız. Screen'i bağlayalım. Save diyelim. Sonra run deyip bunun çalışıp çalışmadığına bakalım. Diyelim ki bir account name koymamız gerekiyor. Account name'imiz ne olsun? Mesela Sun Lake Apartman diye bir kontak oluşturdum. First name diyelim ki John Miller diye last name diyor sadece. Miller diye koyduk. Status working yapmışım. Buna isim koymamışız. Önemli, onu koyalım. Phone demişim. Daha sonra next diyelim. Evet. Eğer hata mesajı yoksa an account with the name Sun Lake Apartment has been created. Doğru. A contact for the account Sun Lake Apartment is created. Doğru. A case for the current account and contact is created. Evet. Başarılı bir şekilde eklemiş olduk. Şimdi gidelim bakalım. Tek tek bakalım. Gerçekten account'umuz var mı? Account'umuza bakıyoruz. Var. Sun Lake Apartments. Kontaktımız var mı? Ona bakalım. Ama account'a bağlı olması gerekiyor. Buradan kontaktımıza bakalım. Neydi biz? Adını Miller koymuştuk. Sun Lake Apartman'a bağlı bir Miller account'u var. Tamam. Case'e gidelim. Case'e bakalım. Evet. Case number'ımız var. Miller var. Ondan sonra account name var. Contact name var. Evet. Başarılı bir şekilde
Bir account yaptık. Daha sonra oluşturduğumuz kontaktı bu account'a bağladık. Ve daha sonra oluşturduğumuz case'i hem kontakta hem de account'a bağlamış olduk. Hata mesajı almadık. Biz şimdi gidelim bunu home page'e koyalım. Her zaman yaptığımız gibi. Oluşturduğum bütün flow'ları burada görmek istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum şu anda. Flow'u alalım. Bu kez buraya koyalım. Adını da ne create yapmıştık? Create uzun bir şeydi. Evet, activate yapmadığımız için burada göremiyoruz. Şu anda rastgele bir şey seçelim. Bunu save yapalım. Sonra gidelim bizim şuradan bunu activate yapalım. Evet. Activate yaptık. Şu anda gözükecek. Home page'e gelelim. Refresh yapalım. Ve buradan biz kendi oluşturduğumuz flow'u seçelim. Create account, contact and case onu seçiyoruz. Save diyoruz. Şimdi ben geri geldiğim zaman oluşturduğum flow'u burada görüyorum. Account info. Bir daha oluşturalım. Account with contact and case desem. Buna da contact, ya şöyle diyelim, farklı bir isim verelim. Account sample account diyelim. Buna da sample contact diyelim. Buna da working, buna da email diyelim, next diyelim. Evet, oluşmuş oldu. Şuradan da görebiliriz, Miller oluştu. Bu sayfayı refresh yapma gerekiyor belki de. Gördüğünüz gibi sample account oluştu. Sample account oluştu. Hepsini buradan görebiliyoruz. Bu şekilde gezi bakalım. Gezi var mı? Sample contact, sample account. Evet, hepsi oluşmuş oldu. Yaptığımız flow tam manasıyla çalışıyor. Öyle diyelim.